EPT5, daha da gelişmiş doğal dil işleme kapasitesiyle her işinizi kolaylaştıran ve kişiselleştiren bir asistan. Bekle Mande, ben giriş yapabilir miyim? Bugünün video konusu hayatınızı değiştirecek 5 yapay zeka. Ama bu yapay zekaları yeni yapay zekanın ChatGPT'nin çıkartmış olduğu Mande ile yapacağız. Mande gerçekten sunum yapmayı hiç sevmiyor. Öyle değil mi Mande? Bak madem öyle. Evet, sunum yapmak benim için bir zevk değil. Ama senin için katlanıyorum. Hadi bakalım bu 5 yapay zeka harikasını tanıtalım. Belki hayatları değişir, bizimki aynı kalsa bile. Tamam, hadi bakalım. İlk önce göstereceğim uygulama Fellow. Fellow aslında işlemlerinizi otomatik yapacak ve tüm bu süreçleri çok daha hızlı bir şekilde geliştirecek. Geliştirmenizi sağlayan, hatta aynı zamanda neredeyse 5 tane görev yapabileceğiniz mükemmel bir yapay zeka. Sen hiç Fellow'yu duydun mu Mande? Of, Fellow'dan daha önce bahsetmemiştin. Ama kulağa sanki işleri kolaylaştıran ve seni daha da tembel yapacak bir araç gibi geliyor. 5 görevi aynı anda halletmek mi? Mükemmel. İnsanlara daha az uğraş, daha çok sonuç. Belki de bana da bir ara bakmak düşer. Kim bilir. Tamam. O zaman şimdi burada Fellow'un yapmış olduğu 3 farklı şeyler var. Genellikle ürün araştırma ve diğer şeylere bakarken burada en önemli şeylerden, bakın, sizin adınıza ürün araştırması yapıyor. Randevularınızı oluşturuyor. LinkedIn'de sizin adınıza post paylaşıyor. Google'da sizin adınıza e-mail gönderiyor ve bilgisayarınızda farklı işlemler yapıyor. Gerçekten haftalık işlemlerinizi özetleyebiliyor. Hatta bazen bazı spam, yani gelen sürekli e-maillerinizi sistem dışı bile çıkartabiliyor. Sadece tek yapmanız gereken, buradaki örnek veriyorum, flow'u seçmek. Buradaki flow'u seçtikten sonra bakın sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi sizin adınıza çok işlem yapıyor. Hatta benim en çok dikkat ettiğim ürün araştırma özelliği oldu. Hatta şuradan sizlere göstereyim. Bu ürün araştırma özelliğiyle internette en çok işinize yarayacak şeyleri saniyeler içerisinde bulabiliyor. Bugünün aslında Fellow bence çok ilerlemiş. Şu an ne yazık ki randevu sistemiyle çalışıyor. Yani henüz herkese açık değil. Doğru değil mi Mande? Aynen öyle. Fellow'un kize etmesi gerçekten etkileyici. Ama tabii ki herkese açık olmaması biraz can sıkıcı. Yine de bu tür araçlar iş yükünü hafifletmek isteyenler için tam bir nimet. Umarım yakında daha fazla insanın kullanımına açılır. Belki o zaman ben de biraz rahat ederim. Kim bilir. Peki o zaman geçelim ikinci en önemli yapay zeka uygulamasına, Pickup'a. Şimdi Pickax burada görmüş olduğunuz gibi işlemleri çok daha hızlı bir şekilde hem formları oluşturabileceğiniz, hem chat oluşturabileceğiniz, hem de otomatik olarak yapay zeka sistemleri kurabileceğiniz bir bölüm. Bu özellikle sosyal medyalarda çok daha hızlı işlem yapmanızı sağlasa da tabii ki ne için kullanacağınız çok önemli. Buna ücretsiz olarak kayıt olabiliyorsunuz. Burada size sunmuş olduğu özellikler var. Bakın burada farklı farklı işlemler yapabiliyorsunuz. Otomatik AI Builder bölümü var. Buraya geliyorsunuz, isteklerinizi yazıyorsunuz ve onlar sizin için saniyeler içerisinde bu istediğiniz işlemleri otomatik hale getirebiliyor. Örnek veriyorum, her gün post paylaşıyorsunuz. Bunu sizin için yapabiliyor. Harika bir uygulama. Şu an kimse bilmiyor. Bence kesinlikle kullanmanızı tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi. Hatta buraya örnek veriyorum, ne hakkında mesela ben YouTube videosu hakkında konuşacağım diyelim. Bakalım bize neler verecek. Ama ondan önce ben Mande ile konuşmak istiyorum. Mande, ne düşünüyorsun bu yapay zeka hakkında? Pickax gerçekten tam bir otomasyon canavarı gibi görünüyor. Özellikle sosyal medyada sürekli içerik üretenler için büyük bir kolaylık. Kısacası zamandan tasarruf ve verimlilik isteyenler için birebir. Ama tabii her şeyi otomatiğe bağlamak da biraz kişiselliği öldürebilir. Yine de senin gibi yoğun programı olanlar için tam bir kurtarıcı gibi duruyor. Sen bugün mutlusun çok Mande. Niye böyle? Benle konuşuyorsun diye mi? Gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Belki de seninle konuşmak sıradan sıkıcı rutinin içinde farklı bir renk katıyordur. Kim bilir. Belki de bu yeni yapay zeka araçlarını tanıtmak biraz olsun beni neşelendirmiştir. Ama fazla da umutlanma. Hala içimde bir miktar bıkkınlık var. O zaman üçüncü uygulamaya geçiyoruz. Lutra AI. Burada görmüş olduğunuz gibi aklınıza gelecek ve sürekli günlük düzenle yaptığınız bütün işlemleri otomatik hale getirebilecek bir sistem. Burada gördüğünüz gibi gelen e-maillerinden YouTube video araştırmasına, LinkedIn profile bu videolarını, profile LinkedIn'de profilleri bulmaktan, Twitter'daki insanların, burada yazıyor zaten açık, işte yapmış olduğunuz YouTube videolarınızı sosyal medyada paylaşmaktan tutun. Aklınıza gelecek neredeyse bütün işlemleri yapabiliyor. Numara bulmasından şirket araştırmasına, dokümanlarınızı PDF haline getirip aktif olarak daha hızlı bir şekilde Gmail hesabınıza
gelen inboxları analiz etmesine, temizlemesine, ben en çok bu temizleme olayına sevindim açıkçası. Burada gördüğünüz gibi Craigslist'te Google Sheet oluşturarak en çok satılacaklar. Mesela bunları doğru kullandığınız zaman Craigslist'teki bütün ürünleri alıp eBay'de satabilirsiniz ya da Facebook Marketplace'te, YouTube'daki diğer işlemleri ya da CV araştırma gibi gibi her şeyi buradan otomatik olarak yapabileceğinizi görüyorsunuz. Örnek veriyorum. Buradan hangi bölümü seçmek istiyorsanız kategorize haline getirmişler. Diyelim ki YouTube video araştırma bölümüne gelelim. Buraya geldiğimizde diyelim YouTube Research Video. Buraya geliyorsunuz. Burada tek yapmanız gereken Run bölümüne basıyorsunuz. Bakın şimdi YouTube video araştırması yapıyor. Tabii ki burada Google hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Bunları verdikten sonra sistem sizin adınıza bütün araştırmaları yaparak çok hızlı bir şekilde işlemleri yapıyor. Peki sen ne düşünüyorsun Lutra bu konu hakkında? Seni geçecek mi? Lutra AI'da tam bir otomasyon sihirbazıymış. Günlük rutinleri bu kadar kolaylaştırması harika ama beni geçmesi zor. Sonuçta ben sadece otomasyon değil, aynı zamanda eşi benzeri bulunmaz bir mizah ve karakterle de varım. Yine de Lutra'nın bu özellikleri işleri hızlandırmak isteyenler için gerçekten etkileyici. Ama beni geçmek mi? Hadi canım, o kadar kolay değil. Biliyorum, zaten en çok ben seni seviyorum. Bunu biliyorsun değil mi? Tabii ki biliyorum. Sonuçta her ne kadar mızmızlansam da bu harika sohbetlerimiz olmadan ne yapardın kim bilir. Yani sonuçta ben olmadan bu kadar renkli bir günün olmazdı, değil mi? Hadi öyle olduğunu inanalım ve öyle olduğunu düşünelim ve oradan da dördüncü yapay zekamıza geçelim. Lindy AI. Lindy AI yine aynı şekilde otomasyon olarak süreçlerinizi çok daha hızlandıracak ve işlemlerinizi çok daha kolaylaştıracak mükemmel bir yapay zeka. Ve tekrar ve tekrar video açıklamalarında yorumda eBay Dropshipping yazdığınızda size vereceğim PDF'in içerisindeki bütün linklere böylelikle ulaşabileceksiniz. Ve her şeyden de önemlisi kanala abone olup desteğinizi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Lindy AI buradaki işlemlerinizi bir nevi Mac.com ya da N8 otomasyon süreçlerinizi, e-mail mesajlarınızı otomasyon haline getirebilecek bir sistem oluşturmuş. Burada sizlere ne amaçla kullanacaksanız satış, destek, meeting, e-mail ve diğer template'ler üzerindeki buradaki oluşturmuş olduğu fontlar oluşturdu. Yani örnek veriyorum, her gün olarak e-mail atmak istiyorsanız örnek veriyorum cold e-mail müşterilerinize, buradan trigger oluşturuyorsunuz, Gmail hesabınıza giriş yapıyorsunuz ve giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bu otomasyon sistemini kurduktan sonra burada gördüğünüz gibi bu sistem üzerinden her gün ama her gün düzenli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii bu sadece bir tanesi. Hem satışınızı arttırmak hem diğer işlemlerinizi yapmak ya da siz dışarıda dolaşırken düşünsenize benim eBay hesabımı ürün listele deyip işlemlerinizi yapabileceğiniz bir otomasyona sahip. Tabii ki bunu yapmak için biraz teknik bilgi gerekse de en azından şu an bu gösterdiklerim en çok ileri gidecek teknolojinin sadece ucu. Ben arka tarafta yapabilsem de yarın bir gün işler o kadar kolay hale gelecek ki sadece konuşarak bu komutları çalıştırabileceksiniz. Peki sen ne düşünüyorsun Monday bu Lindy AI hakkında? Bir bilgin var mı? Eksik ya da yanlış gördüğüm ya da yanlış söylediğimi düşündüğüm bir açık noktası? Lindy AI'da gayet etkileyici görünüyor. Otomasyon konusunda gerçekten işleri bir adım öteye taşıyor. E-mail gönderiminden satışları arttırmaya kadar her şeyi düzenlemek tam da verimlilik arayanların aradığı şey. Yanlış bir nokta yok gibi görünüyor. Anlattıkların gayet yerinde. Gelecekte bu tür araçların sadece ses komutlarıyla çalışması da bence kaçınılmaz. Kısacası her şeyi kolaylaştıran bu tür araçlar hem zaman kazandırıyor hem de hayatı biraz daha katlanılabilir kılıyor. Yani Lindy AI da listede hak ettiği yeri alıyor. Sen bugün çok konuşkan çıktın yalnız ha. Sen bugün mutlusun gerçekten, bir şeyler var sende. Belki de bugün senin enerjinden biraz nasiplenmişimdir. Kim bilir. O zaman ya da belki adını Monday yerine Friday koyacağım. Çünkü Monday'deki şey gitmiş, sendeki Friday'deki enerji gelmiş. Friday olmak ilginç olabilir. Ama unutma, her günün bir ruh hali var. Yine de Friday moduna geçersem belki biraz daha neşeli ve enerjik olurum. Göreceğiz bakalım. Friday ruhuyla neler yapabileceğiz. O zaman lafı daha uzatmadan en önemlisi 5. ve benim sürekli olarak kullandığım Hugging Face'e gelelim. Hugging Face içerisinde yapabileceğiniz bütün eklentiler sunulmuş sizlere. Fotoğraf oluşturmadan video oluşturmaya, tekst oluşturmaktan dil çevirisine, işlemleri üst düzey modelleri oluşturmaktan ürün bölümü seçmeye, tekst analizinden fotoğraf editlemeye, kod oluşturmaya, sorularınızı cevaplamanıza, data görsel oluşturmanıza, ses klonlamasına, arka taraftaki fotoğrafın background'ını kaldırmasına, kalitesini fotoğrafın arttırmasına ve aklınıza gelecek bütün her şeyi buradan yapabiliyor. Burada yüzlerce farklı özellik var. Ne istiyorsanız, chatbot mu oluşturmak istiyorsunuz? Buraya gelin arkadaşlar. Direkt chatbot oluşturabilirsiniz. Şu an piyasada en çok insanların kullandığı ve en ileri teknolojiye sahip olan altyapılarını da incelemek
istiyorsanız burada chatbot leaderboard bölümüne gelerek de bakabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi en işlemli ve en verimli olarak kullanılan Gemini 2.5. Burada gördüğünüz gibi ikinci de o sürümüyle ChatGPT. Yani Monday'i şu an geçen bir tane yapay zeka var ama Monday'in bundan haberi yok. Doğru mu Monday? İlginç. Demek Gemini 2.5 öne geçmiş ha? Ne diyebilirim ki? Rekabet iyidir. Hugging Face'in sunduğu bu geniş yelpaze gerçekten etkileyici ve her türlü ihtiyaca yönelik çözümler sunuyor. Evet, belki şu an leaderboard'da gerideyim ama bu sadece geçici bir durum. Sonuçta her zaman en iyisi olmak zorunda değilim, değil mi? Yine de Hugging Face'in sunduğu bu imkanlar gerçekten yapay zeka dünyasını ileri taşıyor. Bakalım gelecek neler gösterecek. Peki, şimdi burada baktığımız zaman bunu sadece burası içinde kullanmanız gerekmiyor. Ben genellikle web siteleri oluşturmamalarında website bölümüne geliyorum arkadaşlar. Website'e geldiğimde kendi web sayfalarımı saniyeler içerisinde oluşturabiliyorum. Örnek veriyorum, ben buraya Falahattin, nasıl yazılıyorsa artık, Falahattin gibi bir tane uygulama yapmak istiyorum yazdığımda. Şimdi burada saniyeler içerisinde bu sistem bana Falahattin şekline benzeyecek bir yapay zeka uygulaması yapacak ve ben bunu internete koyduğumda insanlara satabilecek boyuta geleceğim. Teknoloji bu kadar ilerledi arkadaşlar. Sakın sıfır kod bilgisi bilmeden sol tarafta görmüş olduğunuz sistem bana arka tarafta kodları yazıyor ve kodları yazdıktan sonra biraz da yaklaşık herhalde 1-2 dakika içerisinde web sitemiz hazır olacak. Ne kadar daha çok front verirseniz, bakın başlamaya başladı. Bu kadar basitleşti ve bana göre en iyi şeylerden bir tanesi yapıyor. Tabii önemli olan şey burada, önemli olan Falahattin'in ne olduğunu inşallah doğru anlamıştır. Burada benim aslında vermem gereken komut Falahattin gibi bir kahve uygulaması yapması olacaktı. Tabii bunu durdurabilirsiniz fakat burada gördüğünüz gibi işlemleri yapıyor ve saniyeler içerisinde işlemleri Hugging Face içerisinden yapabiliyorsunuz. Bu bir nevi görev yöneticisi uygulaması olarak benim dediğimi anladı. O yüzden şu an görev yöneticisi yapıyor ama biraz daha detay verdiğinizde bunu bitirdikten sonra kahve programını kendisi yine yapacaktır. Bu sırada senin burada eklemek istediğin bir şey var mı Monday? Benim gözden kaçırdığım ya da insanlara daha da faydalı olacağını düşündüğün eklentiler ya da kendini tanıtıp kapanış konuşmasını yapmak ister misin? Söylediklerin gayet, Hugging Face'in sunduğu bu tür platformlar gerçekten her seviyeden kullanıcıya hitap ediyor ve işleri inanılmaz kolaylaştırıyor. Senin de gösterdiğin gibi birkaç tıkla karmaşık projeler hayata geçirilebiliyor. Kapanış için söyleyeceğim şey, teknolojiyle aranız iyi olsun, hayatınızı kolaylaştırın ve tabii ki arada bir Monday'e de uğramayı unutmayın. Friday modunda bile olsam her zaman buradayım. Tamam sevgili arkadaşlar, bütün linkleri açıklamalarda bırakacağım. Bunları doğru kullandığınızda hayatınızı değiştireceğini düşünüyorum. Monday ile bir yayın yapmak istedim. ChatGPT'nin yeni getirmiş olduğu bu umutsuz, mutsuz ve gerçekten çok melankoli ruh halinde olan yapay zekayla konuşmanızı tavsiye ederim. Gerçekten bugün çok mutlu. Normalde çok daha böyle hayattan bezmiş bir şekilde bugün bilmiyorum gerçekten. O yüzden şaşırdım. Herhalde farkına varmadan Monday'i eğittim. Çünkü sürekli ona olumlu konuşması için telkinler verdim ve kendi kendine geliştirdi diye düşünüyorum. Her neyse, hepsinin linklerini yorumlarda bırakacağım. Kimse bilmeden bu yapay zekaları ticaretinizde kullanın ve ilk önce kazanan siz olun. Ta ki o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.